ilişkilerde son dönemde maalesef arz etmediğimiz bir noktaya geldik. Yunan basınını açıkladı. Türkiye başlıyor dedi. Hidrokarbon müjdesi verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'de hidrokarbon çıkarılacağını belirtti. <laughs> Çavuşoğlu Yunan gazetesi Nea'ya iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Önce FETÖ üzerinden Atina'yı eleştirdi. Yunanistan darbeye bilfiil katılan 8 firari asker gibi Türk suçlular için bir güvenli liman haline geldi. Ardından önemli bir açıklama yaptı. Suların ısındığı Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerinin başlayacağını söyledi. Hiçbir yabancı ülke, şirket ya da gemi Türkiye'nin kıta içinde ya da üzerindeki denizlerde izin verilmemiş hidrokarbon veya bilimsel araştırma faaliyetinde bulunamaz. Buna ilişkin olarak Türkiye yakında Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'deki deniz yetki alanları içinde kendi hidrokarbon çıkarma faaliyetlerine başlayacak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sağlığındaki haklarını kullandığını kaydeden Çavuşoğlu, tek taraflı adımların, geçersiz ikili anlaşmaların ve maksimalist tasarımların Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan egemenlik haklarına herhangi bir hukuki etkisinin olmayacağını belirtti. Bir kafa karışıklığı yaşıyor. Türkiye'den. Son dönemde Türk ekonomisindeki gelişmeleri de değerlendirdi Dışişleri Bakanı. IMF'ye başvurulmayacağını kesin bir dille ifade etti. Son 15 yılda Türk ekonomisi birçok durumda denendi ve direncini kanıtladı. Türkiye uluslararası para fonundan yardım talep etmek niyetinde değil.